Memnun musunuz satışlardan? Memnun değiliz satışlardan. Yine Allah'a çok şükür yine çarkımız dönüyor. Ama şöyle bir şey var. Yani bu bayram bir neşe bir tat yok. Diğer bayramlara göre biraz sönük kalıyor. Yine çok şükür Allah'a şükürler çarkımızı döndürmeye çalışıyoruz. Yani fiyatları en dibe kadar indirmişiz. Ama yine beklediğimizi alamıyoruz. Fiyatlar nasıl peki? Geçen seneye oranla fiyatlar ne durumda? Oranla bir 10 lira 15 lira artış olmuş. Yani fazla bir artışımız da yok. Bunu müşteriye yansıtmamaya çalışıyoruz. Çok şükür bakacağız duruma. Yarın arefe bakalım. Peki vatandaş alabiliyor mu? Geçen sene kaç kilo alıyordu, bu sene kaç kilo alıyor? Vatandaşın alım gücü biraz geçen senelere göre düşmüş ama yine iyidir yani. Bizim millette para var. Parayı yemek isteseler para var. Ama işte yemek istemiyorlar. Bak, bak kuyumcuyu görüyorsun. Kuyumcu bizimle yarışıyor. Biz şeker satıyoruz, o altın satıyor, bizimle yarışıyor baktığın zaman. Para var ama. Abi valla satışlar, sana şimdi söyle, böyle diyeyim yani. Satışımız vardı ama boştur. Yani kar yok, kar oralı kalmamış. Şimdi bu çekirdeği alıyoruz, 50 milyona satıyoruz, 52 milyona. Adam diyor 50 milyona olacak. Ya olmuyor yani, şimdi satışımız, biz zararına çalışıyoruz şu an. Peki bayram hareketliği nasıl, vatandaş nasıl alabiliyor mu, alım gücü var mı? Şu an kuru hareketli var. Millet çarşıda geziyor, yani soruyorlar, fiyatları soruyorlar ama almıyorlar. Yani alım gücü yok. Milletin alım gücü yok. Geçen seneye oranla fiyatlar ne durumda peki? Bu senemden bir kat daha iyiydi. Yani esnaf satışlardan memnun değil. Memnun değiliz abi. Memnun değiliz şu an. Biz şu an zarına çalışıyoruz. Bayram hareketliği başladı. Vatandaş istediğini gönül rahatlığıyla alabiliyor mu? Yok. Onu diyen adam dinden çıkar. Ben gönül rahatlığıyla alabiliyorum diyen adam, ben inanmıyorum. Çünkü öyle bir şey. Yani buna, ha ben sana desem ki ben gönül rahatlığıyla alışverişimi yapıyorum dersem, İnanacaksın yok vallahi inanmama. Ha inanmama lazım. Çünkü mümkün değil. Geçen sene bu 20 liraydı. Şu anda 120 lira. Nasıl peki, cebinize nasıl yansıyor bu? Kişiden kişiye değişiyor. Allah'a şükürler olsun benim gelirim var. Ama bu benim gelirimin olması ekonominin iyi olduğu anlamına gelmez. Bu bir. Önce ben kendimi değil komşumu düşüneceğim. Komşumu düşüneceğim ki nasıl düşüneceğim? Benim evet ben alabiliyorum ama çoğu insan alamıyor. Çoğu insanın almadığını baz alacaksın. Benim aldığımı baz almayacaksın. Şimdi bizim halkımızdaki temel şey ne? Ben alabiliyorum ama tam sen alamıyorsun. Ahmet Mehmet alamıyor. Yani istediğimiz eşyaları eskiden azaran alamıyoruz. Yani alırken birkaç kere düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz Türk lirasının alım değeri oldukça düştü. Her sene de düşüyor. Ama tabii toparlanacak inşallah. İnşallah bu bayram ülkemize huzur, mutluluk, biraz da refah seviyesi getirir diye söylüyoruz. Şu an memnunuz, iyidir, şükürler olsun. Allah iyidir, bayram günleridir, şu an iyidir, şükürler olsun. Fiyatlar nasıl peki? Geçen sene oranla karşılaştırdığım zaman bir artış söz konusu mu? %100 fark ediyor. %100, %150 bazı ürünlerde. Mesela geçen seneki ürünler ne kadardı, bu seneki ürünler ne kadar, bir fiyat karşılaştırması yapar mısın mesela bize abi? Atıyorum, şu tişört geçen yıl 100 lira, şu an 180 lira. %100, %150 artmış fiyatlar. Peki vatandaşın alım gücü ne yönde? Vatandaş geldiği zaman, fiyatlar duyduğu zaman nasıl tepki veriyor geçen sene oranla? Şaşırıyor. Yani epey fark etmiş fiyatlar. Normaldir, doğaldır, her şey artmış. Vatandaşın da geliri artmış. Atıyor maaşı 10 liraysa şu an 20 lira. Şaşırmaması lazım bence. Yanlış mı? 5 lira askeri ücreti atıyorum 2800, 4000 diye şu an 7500. Şaşırmaması lazım yani. Eğer tişörtü alıyorsa atıyorum 100 lira, bugün 150 lira normaldir. Çünkü geliri de artmış vatandaşın. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Alım gücü nasıl? Vallahi şimdi fiyatları söyleyeyim, fiyatlar çok uçmuş gitmiş. Alamıyoruz. Görüyorsun 4 kişiyiz, azar azar alıyoruz. Eskiden olsaydı nasıl alıyordunuz? Kilo mu alıyordunuz? Eskiden kilo alıyorduk canım. Kilo alıyorduk. Çocuklarımızı yediriyorduk. Şimdi başka bir kilo alabiliyorduk. Alıyorduk ama şimdi alamıyoruz. Ama şu anda maaşlar da yükselmiş canım. Yani tamam doğru da her şey yükselmiş ama herkes de çok para istiyor. Para geliyor, para gidiyor. Normaldir yani. Normaldir ya. Öyle. Peki abi malım gücün ne durumda? Hani vatandaş istediğini alabiliyor mu bayram arefesinde? Siz istediğinizi alabiliyor musunuz? Yok abi, kim istediğini alabiliyor Allah aşkına. Yani alabilen varsa çıksın gelsin. Yapabilen varsa helal olsun vallahi.
Biz yapamıyoruz şahsen. Durum bu. Bakalım artık sonumuz ne olacak. Önceki sene de güzeldi ya. Babam tek başına evine geçindiriyoruz. Şimdi biz çalışıyoruz, geçindiremiyoruz evimizi. Babam 4 kişiye, 5 kişiye bakıyordu.